Hızır bir aydır dışarıda. Sana bir aydır söylüyorum şu çocuğu aldırmadığını, karnında olduğunu söyle diye. Vallahi abla, Hızır bir zahmet bana iyi davranırsa ben de ona güzel bir haber vereceğim. Yok kız ona küsmüş de, yok o İlyas'la konuşmuyormuş da, yani bunlar bizim meselelerimiz mi? Tabii sizin meseleleriniz. Sen de artık bu ailenin bir ferdisin. Yok, ben onu senin kadar tanıyorum abla. O yer yapıyor. O yüzden böyle tatsızlık çıkarıyor. Ne yer yapıyor? Benden ayrılmaya. Ay Nazlı, senin kızın olmasın sakın. Niye? Ben Merve'ye hamileyken aynı senin gibiydim. Enişteye bir sarıyordum. Yok sen başka kadını seviyorsun. Yok artık beni sevmiyorsun. Heh, dur bak. Rüyanda bile kadın isimleri sayıklıyorsun diye. Adam yemin ediyordu onlara at isimleri diye. Ay yok vallahi abla, senle baş edilmez. Nazlı. Efendim? Sen sokuyor musun o kızı hala eve? Ya abla, benim bir tanecik arkadaşım var. Ne yapmış yaren Allah aşkına? Teyzemin oğlunun seninle olan bütün sıkıntısı o kız yüzünden. Sen bunu anlayamıyorsun. Yani ben Hızır'a da bin kere söyledim. Sana da söyleyeyim. Yaren o Mahmut'un o Mahmut olduğunu bilmiyordu. Ben de bilmiyordum. Ya biliyordu, bilmiyordu. Artık biliyor. Hala görüşüyormuş. Hastanede bir ay başını beklemiş. E sevmiş demek ki. Ne diyeyim ben şimdi seven insana, sevme mi diyeyim? De. Tam da demen gereken yerdesin. Ben üzerime düşeni yaptım vallahi. Görüşmemesi gerektiğini söyledim. Artık bundan sonrası yarına kalmış. Ayrıca o benim zor zamanlarımda çok yanımda durdu. Ben de duracağım. İyi. İlyas'a bir şey olsa bakalım Hızır'ı kim tutacak? Hadi ben kalkayım. Tamam.